Diğer yandan ise İsrail ordusu dünden bu yana aslında yoğun bir şekilde hava saldırıları gerçekleştiriyor. Gazze şeridine yönelik bombardımanlar gerçekleştiriyor. Öncelikle koordinatlar tespit ediliyor. Heron uçuşlarıyla, gözetleme balonlarıyla gün boyunca koordinat tespitleri yapılıyor. Ardından ise taarruz helikopterleri devreye giriyor. Savaş uçakları devreye giriyor ve o noktalara ardı ardına roket atışları gerçekleşiyor. Ve dün de bizler o anları gördük. Yakından gördüğümüzü söyleyebiliriz. Helikopter gün boyu özellikle Cibaliye bölgesine roket atışları gerçekleştirdi ve sadece o noktada değildi. Gazze'nin birçok noktasında, örneğin Han Yunus, Refah bölgelerinde de yine hava saldırıları sürdü. Gazze'nin şehir merkezi olan Deir el-Belah'ta da bombardımanların sürdüğünü söyleyebiliriz ve bu nedenle de can kaybı sayısı da artmaya, yükselmeye devam ediyor. Yine Gazze şeridinin merkezi olan Cur el-Dik bölgesinde de yine çatışma sesleri yükseldi. Bu noktada da saldırılar yoğunlaşmış durumda ve bu bölgede Kassam Tugaylarının karşılığı da gecikmedi. Yapılan açıklamaya göre Cur el-Dik bölgesinde bir evde konuşlanmış İsrail askerleri hedef alındı ve buna yönelik de bir video paylaşıldı Kassam Tugayları tarafından. Diğer yandansa yine aynı bölgede 4 İsrail cipinin hedef alındığı videoda Kassam Tugayları tarafından paylaşıldığını söyleyebiliriz. Yani Kassam Tugayları direniş göstermeye devam ediyoruz mesajı da veriyor aslında bu yayınladığı videolarla ve İsrail askerleri de kayıplar veriyor. Büyük zayiat verdiğini söyleyebiliriz ve kara operasyonlarının aslında planladığı gibi gitmediğini de söyleyebiliriz. Her ne kadar kuzeyin kontrolünü büyük oranda ele geçirdik deseler de Cibaliye bölgesinde ilerlemekte güçlük çekiyor. İsrail askerleri yine bazı noktalarda, Beit Hanun, Beit Lahya gibi noktalarda da sıcak çatışma sesleri zaman zaman duyulabiliyor. Yine Han Yunus'u geçmekte, ilerlemekte zorlanıyor ki İsrail ordusu Han Yunus bölgesinin kontrolünün sağlanmasının aylar sürebileceğini de düşünüyor ve bu bölgede operasyonları da genişleteceğini duyurdu. Yani Han Yunus bölgesinde güçlük çekiyor ve buradaki kontrolü sağlamak adına da hem hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda hem de topçu atışları gerçekleşiyor. Diğer yandan da İsrail askerleriyle çatışma seslerinin, yani çatışmalara girildiğini söyleyebiliriz ve bölgede ne yazık ki sivil can kaybı sayısı da artmaya devam ediyor. Öte yandan Gazze'deki kara çatışmalarında güneyde ve kuzeyde süren bu çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Aralarında bir subayın da bulunduğu, 4 askerin de ağır yaralandığı belirtildi ve kara operasyonlarında hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 158'e çıkmış durumda. Yani İsrail ordusu kan kaybetmeye devam ediyor diyebiliriz diğer yandan. Öte yandan bölgede su krizi büyük oranda çekiliyor. Yani hem açlık ve kıtlık felaket seviyesinde ve temiz suya ulaşımda oldukça zor ve bu nedenle de salgın hastalıklar hızla yayılıyor ve bölgede yine enfeksiyon hastalıklarının da arttığını söyleyebiliriz. Yani insani kriz Gazze'liler için her geçen gün daha da derinleşiyor ve hayata tutunma çabasının daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Hem bombardımanların altında, gölgesinde yaşamaya çalışıyorlar, kaçmaya çalışıyorlar sığındıkları noktalarda, ancak diğer yandan da günlük hayatlarını idame ettirebilecek imkanlarının da olmadığını söyleyebiliriz. Yani bölgedeki çaresizlik de her geçen dakika artmaya devam ediyor ne yazık ki. Çünkü bölgeye giren yardım tırı sayısı da oldukça az ve bunların Gazze'lilere ulaşması da zor oluyor. Çünkü bölgedeki çatışmalar, bombardımanlar aralıksız bir şekilde sürdüğü için yardım tırlarının ulaşması da güç. Bu nedenle de bölgede açlık ve kıtlıkta felaket seviyesine ulaşmış durumda diyebiliriz. Diğer yandan da rehineler söz konusu. Günlerdir aslında ateşkes olacak mı? Rehine takası gerçekleşecek mi? Bu konular konuşulsa da henüz orta noktaya varılmış değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.